Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Active Directory'nin backup'ını nasıl almamız gerektiğini göreceğiz. Hemen DSM'e geleyim, onun üzerinde örneklendirmeye çalışayım. Kurumsal yapılarda Domain Controller diye ana bir yönetici bilgisayar olur. Kısaca Domain Controller nedir? Adı üstünde domaini kontrol eden bir makinedir. Forest üzerinde tüm objeleri, nesneleri yöneten ve bunların bilgilerinin bulundurulduğu bir dizin yapısıdır. Sizin de kurumunuzda illaki bir Active Directory vardır. Eğer belli bir sayının üzerinde çalışanınız varsa bunu kullanmak isteyeceksiniz zaten. Şimdi Active Directory Users and Computers diye bir yönetim panelimiz var Active Directory'de. Ben burada departmanlar altına insan kaynakları ve muhasebe adı altında departmanlar oluşturdum ve bunların altına user'ları açtım. Şimdi Veeam uygulamama geliyorum ve bu sunucumun backup'ını almak istiyorum. Çünkü bir obje silindiğinde veyahut da DC bir zarar gördüğünde Domain Controller, bu bizim için bayağı bir sorun oluşturacaktır. Çünkü domain ortamında tüm objelerin tutulduğu bir makinenin zarar görmesi, bir makineye ulaşılamaması tüm domain ortamını etkileyecektir. Bu domain kontroller üzerinde DNS rolü olduğu için makinalarınız birbirini isimden çözemez gibi bir takım felaketlere gidebilecek durumları oluşturabilir. Tabii ki biz ortamlarımızda tek domain kontrollerle çalışmayız. Bunları hesap ettiğimiz için additional domain kontroller ekleriz ortamlarımıza. Yani bir tane daha ortama domain controller kurup onu birbiriyle eşleriz, yedekleriz. Ama obje bazlı da kurtarmalar sağlayabiliyoruz Veeam'le. Makinamıza hiçbir şey olmasa bile, örneğin bir user silindi, silinen bir user'ı Veeam Backup'la geri getirebiliyoruz. Bunu Active Directory içerisinden de kurtarabiliyorsunuz. Ama bunu yapılandırmanız gerekiyor. Bu videoda buna değmeyeceğim çünkü videomuzun konusu bu değil. Ama Active Directory Recycle Bin diye arattığınızda internette nasıl aktif edileceğini görebilirsiniz. Ben tamamen Veeam üzerinden bir Active Directory'nin backup'ı nasıl alınır, nasıl alınmalı onu göstermek istiyorum. Şimdi hızlıca bir backup cabımı oluşturacağım. Ekrana sağ tıklayıp backup deyip bir virtual machine backup'ı alacağımı seçerek ilerliyorum. AD backup diyorum. Next diyorum. Add diyerek burada VMs and Templates tabına tıklayıp DC'min olduğu dizini seçiyorum. Burada Exclusion deyip Add diyorum. Ve tekrardan VMs and Template seçerek SQL'in alınmamasını istiyorum. Exclusion işleminde bir daha görmüş olalım. Next diyorum. Buradaki ayarlarda bir değişiklik yapmıyorum. Şu an bu ayarlarla ilerleyebiliriz. QNAB'ımı alacak. 7 gün tutsun. Advanced sekmesinde Extra Active Directory için yapmam gereken bir şey yok gibi duruyor. Şunu enable edebilirim. Incremental olacak. Cumartesi günü sentetik backup alacak. Ama ben Active Directory'nin boyutu çok büyük olmadığı için full backup aldırabilirim. Sentetiği kapatıyorum. Cumartesileri full backup almasını istiyorum. Okey diyorum. Next diyorum. Şimdi önemli nokta burası arkadaşlar. Active Directory'yi backup alırken Enable Application Aware sekmesinin seçili olması gerekiyor. Bu sekmeyle beraber uygulamaya duyarlı bir backup almış oluyoruz. Active Directory'de bir rol olduğu için bunu algılayabiliyor. Burada belirtmemiz gereken ikinci bir durum daha var. Active Directory'nin içerisinde login olup obje bazlı kurtarmamıza izin verebilmesi için burada credential belirtmemiz gerekiyor. Benim domain admin hesabım buraya girili. Bunu ben seçeceğim. Gördüğünüz gibi SATU domain'de administrator kullanıcısı burada 6 gün önce eklenmiş. Burada vereceğiniz hesabın enterprise admin ya da domain admin olması gerekiyor. Çünkü domain'de yönetebilmesi gerekiyor. Burada makine bazlı ayrı user'lar atayabiliyoruz. Test now diyelim. Bakalım DC'ye erişebiliyor mu bizim hesabımızla. Test başarıyla tamamlandı. Burada success uyarısı aldık. Close diyorum. Ve bir Active Directory için yapılması gereken tüm ayarları burada yapmış olduğunu teyit ediyorum. Şimdi sizin ortamınızda birden fazla Active Directory de olabilir. Örneğin additional DC'niz olabilir bir tane daha. Böyle bir durumda hepsinin yedeğini almanıza gerek yok arkadaşlar. Bir tane domain controller'ın primary domain controller'ın yedeğini almak yeterli. Çünkü bu Active Directory'ler kendi arasında replikasyon yapıyor. ntds.did diye bir database'leri var.
Bunlar sürekli değişen dataları birbirine kopyalıyorlar. Yani bir tanesini almamız yeterli. Bir Active Directory'de yapılan değişiklik hemen ötekisine zaten yansıdığı için tek makineyi almamız yeterli. Next diyorum. Tick'i tıklayıp job'un otomatik olmasını istiyorum. Burada her gün akşam saat 10'da backup'ın alınmasını istiyorum Active Directory'min. Bir backup aralığı belirtmiyorum. İsterseniz burada şöyle de bir seçenek var. After this job deyip saat belirtmektense bir job'dan sonra çalıştırabiliyorum. Burada böyle bir seçenek de var. Örneğin bu şekilde seçtiğimde 005 test job'ı akşam 8'de başlıyormuş. Ben bunu seçtiğimde bu job ne kadar süre sonra tamamlanırsa hemen peşinden bu job'ı çalıştıracak. Böyle de ilerleyebilirsiniz. Bunları ne zaman kullanıyoruz? Uzun süren backup'larda, süresini kestiremediğimiz backup'larda, backup'lardan sonra sonuna böyle after job deyip ondan sonra çalışmasını isteyebiliyoruz. Çünkü tüm job'ların birbiri üstüne geldiğinde bu sefer storage'da bir IO artışı olacaktır. Çünkü tüm job'lar birbiriyle çakıştığında bir takım timeout'lar olabilir. IOPS değerleri arttığı için backup'lar yavaşlayabilir. Backup'ların genellikle üst üste binmemesini isteriz. Bundan dolayı bu şekilde de siz bir job bittikten sonra tetiklettirebilirsiniz. Ben günlük olarak seçip ilerliyorum. Apply diyorum ve tıkladıktan sonra makinamın backup'ını almasını istiyorum. Şimdi Active Directory'min backup'ını alacak. Bu backup işlemini size bekletmeyeceğim. Burada durduracağım. Tamamlandıktan sonra da videoyu bitirmek için geri geleceğim. Bir sonraki videoda da inşallah backup'tan dönüş yaparız. Backup işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi buradan success bir şekilde bitti. Yani başarılı oldu. Bir sonraki videoda da obje bazlı kurtarma yapalım. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.